Merhaba gönül dostlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta halay çalacağım. Mecburen siz halay çekeceksiniz. Halay çekmeye hazır mısınız, var mısınız? Ne dersiniz? Bir de zılgıt çekmeye ne dersiniz? Mecburen zılgıt da çekeceksiniz çünkü benim zılgıtım zayıf. Halayın bir yerinde bir zılgıt çekmem gerekiyor. İyi olmayacak. Mecburen siz de yardımcı olacaksınız, telafi edeceksiniz. Şimdi türkünün adı Düğüne Davetliler ve konusu aslında düğün değil. Esas konusu oruç. Şöyle, Hazreti Yahya'nın talipleri İsa Ruhullah'a geliyorlar ve bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, Ferisi mezhebinden olanlar, hani demiştim ya katı bir mezhep, yobaz, banaz bir mezhep. Ferisiler ve biz oruç tutuyoruz. Demek bir oruç zamanı. Onlar ve biz oruç tutuyoruz ama senin taliplerin oruç tutmuyor. Neden? İsa'nın cevabı şu. Düğüne davetliler, davet edilenler daha damat aralarındayken, yani düğün devam ederken, düğün esnasında yas mı tutar? Şimdi düğün derken tabii bugünkü şehir düğünlerini benzemiyor. Hani düğün salonlarında bir saat bilemedim iki saat içinde her şey bitiyor. Bir yaş pasta, bir plastik bardak kola veya sarı veya gazoz içiyorsunuz. Hiçbir şey anlamadan kalkıp gidiyorsunuz. Öyle değil. O dönemki düğünler köy düğünleri ve çok böyle şatafatlı, büyük, uzun. Mesela bir hafta süren düğünler de vardı o zamanlarda. Mesela önceden hazırlıklar, kazanlar dolusu yemekler, aşlar, damat tıraşı, sonra gelin almaya gidiyorlar, gelin arabası veya gelin atı süsleniyor, sonra alay olarak gelin alayı tekrar köye geliyorlar. Kına gecesi bilmem ne. Yani şenlik oluyor. Ziyafet, türküler, maniler, işte halaylar çekiliyor bilmem ne. Yani baya bir sevinç gösterisi oluyor. Ve o esnada yas mı tutar davetliler? Ne demek istiyor? Yani kendisi damat ve artık dünyaya gelmiş. Yani hakkın şahlığı geldi artık. Her şey değişti. Kendisi şah. Yani manevi şah. Gönüllerin şahı. Bizim hayatımızı değiştirir. Bu esnada bazı şeyler mecburen değişecek. Eski adetler, eski usuller, gelenekler, görenekler değişir mecburen. Ama diyor ki, gün gelir, damat aralarından alınacak. Ne demek istiyor? Yani kendisinin bir gün çarmıha gerileceğini biliyor. Ve diyor ki, o zaman üzülüp oruç tutacaklar. Yani her şey zamanında. Ve devam ediyor. Diyor ki, eski bir elbise yırtılırsa, yamamak için yeni bir kumaştan yamama kesiyorlar ve o yeni yamayı yamıyorlar. Hayır. Çünkü o zaman ne olur? O yeni kumaştan kesilmiş yama çeker ve dikiş tutmaz. Dikiş hiç tutmaz. Yani ne demek istiyor? Yeni bir oluşum var dünyada artık. Yeni bir çağ başladı. Ben geldim. Yani kutsal ruh, Hakk'ın kendi ruhu sizin kalbinize giriyor, sizi değiştiriyor. Hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak artık. Her şey yeni. Devam ediyor. Diyor ki, yeni
şarap, yani şarap yapan kişi yeni şarap yaptığı zaman eski tulumlara mı koyuyor? Eski tulum ne oluyor? Kullanılmış tulum. Dolayısıyla esneme payı kalmıyor artık. O yeni şaraplar eski tulumlara koyduğunuz zaman tulumlar patlar, şarap dökülür ve tulumlar da mahvolur. Yani hiçbir anlamı yok. Onun için diyor ki yeni şaraplar yeni tulumlara koyulur. Ve hakikaten ne demek istiyor? Yeni bir şey başladı İsa gelince dünyaya. Yeni bir çağ var. Yani Hakk'ın ruhu bizde, bizi değiştiriyor, işliyor içimizi. Adetlerimiz, usullerimiz, yaşantımız, her şey değişiyor. Değişmeye hazır olun demek istiyor. Her neyse, bu halayı bir çalayım, siz de çekin. Davetliler yasmut tutar, düğüne damatla ziyafet gerek. Damat alınacak, oruç tutarlar. Yeni duruma yeni adet gerek. Yeni duruma yeni adet gerek. Eski elbisede yırtık var. Yamayan neni kumaşla mı yamar? Yama çeker ve elbiseden kopar. Hey! Yeni giysiye yeni yama gerek. Yeni giysiye yeni yama gerek. Şarap yapıp saklayanlar eski tuluma koysa patlar canlar. Şarap dökülür kirlenir tabanlar. Yeni şaraba yeni tulum gerek. Yeni şaraba yeni tulum gerek. Yeni duruma yeni adet gerek. Yeni duruma yeni adet gerek. Evet, söylemiştim. Zılgıtım iyi değil. Ne yapayım? İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Yorum yazın. Abone olun kanalıma. Haftaya yine görüşmek üzere. Sevinçte kalın. Sevgide kalın. Barışta kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.